farklı konularda ne düşündüğümü merak ediyorlar. Biz de bu bir fırsat, kendimizi anlatmaya çalışıyoruz, ifade etmeye çalışıyoruz. Bir ilave yapsam Sayın Genel Başkan, hani siz çok samimi bir şekilde bizi vatandaşlar dinliyor ve merakla bekliyorlar dediniz ya, sanıyorum bir miktarda neyi nasıl söylediğinizle alakalı. Hani söylenenlerin boyutuna ve hacmine baktığınızda aslında siz de yoğunluklu olarak hükümeti eleştiren açıklamalar yapıyorsunuz. Doğru. Ama bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu söylediğinde toplumda yarattığı etkiyle hani bu örneği vermekten imtina edilmiyorum. Farklı noktalarda değerlendirdiğinizi düşünüyorum. Demek ki üslup. Yani vatandaşın beklediği o siyasi üslup, o ılıman iklim bir miktarda söyleşilerinizde yer buluyor ki çok sanıyorum dinleniyorsunuz. Çok haklısınız. Yani mümkün olduğu kadar kimseyi rencide etmek istemiyorum. Yanlış yapan insanlara yanlış yaptıkları için saldırmayı doğru bulmuyorum. Onların fikirlerini ben eleştiriyorum. Fikirler de elbette eleştirilecek. Doğruyu bulacaksak farklı fikirler gündeme getirilecek ve bunlar eleştirilecek. Eleştirildiği zaman doğruyu bulma imkanı doğar. Aslında iktidarlar muhalefeti bir bakıma kendi icraatlarına destek için kullanmasını bilmeliler. Kavga ederek bunu sağlayamazlar. Doğru. İktidarı, muhalefeti konuştururlar. Kendi fikirlerinde, düşüncelerinde, politikalarında varsa bir takım eksiklikler, onu giderirler. Onu giderdikleri zaman da o onların malı haline gelir. Gelişmiş demokrasilerde nitekim dediğimiz böyle. Biz bu çaba içerisinde halen ümidimizi var edenlerdeniz. Peki, bir miktar da bu ziyaret takvimini konuşalım. Hani bugün Kayseri'deydiniz. Hemen akşamında Malatya'da konaklama var. Evet. Yarın bir sonraki Elazığ'da neler yapılacak? İlk kongremiz var. İlk kongremiz olacak. Şimdi her hafta sonu bir veya iki ilimizde kongre var. Çünkü iki sene doluyor. Seçimlere gidiyoruz. İki sene dolunca zaten kanunen üç seneyi geçmemesi lazım kongreler. Bu kongreleri yıl sonuna kadar veya ocağın ilk Ocak ayında gelecek senenin eksik kongrelerimizi tamamlamış olacağız. Bu bizim için yapılması gereken, yerine getirilmesi gereken bir vecibe. Peki, yasal prosedür gereği bu seçimler yinelenmekte ama ben bu işin bir miktarda hani siyasi ruhunu sormak istiyorum. Çünkü artık hakikaten kilit tarih 2019. Evet. Hatta son dönemlerde sizin hatta ilk kez bir baskın seçim yapabilir bu hükümet açıklamanızı dediğiniz günden itibaren hatırlıyorum. Bugünlerde diğer muhalefet partisi liderleri, siyasi aktörlerin çoğu bunu söyleye dursun. Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanı Konya'dan seslendi. Yok öyle bir şey dedi. Evet. Bu seçimler 2019'da yapılacak, 2019'un Mart'ında ve Kasım'ında yapılacak dedi. Öyle tahmin ediyorum Saadet Partisi de bu tarihi referans alarak bu teşkilat seçimlerini yinelemekte. Bu anlamdaki hareketliliği sormak istiyorum. Yani o yıllardır süre gelen oy oranlarında sıkışıp kalan bir Saadet Partisi mi yenilenen, eski ruhunu hayata geçirmek isteyen, beklentilerine karşılık bulma ümidinde olan bir Saadet Partisi mi? Siz neyi hedefliyorsunuz? Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Bugün Türkiye'miz çok yani tarihinde karşı karşıya kalmadığı kadar büyük problemlerle karşı karşıya. Her sahada. Evet. Bunların çözümleri önemli. Biz bir yerde bir tenkitte bulunuyorsak mutlaka onun çözümünü de söylüyoruz. Şöyle yapılması icap eder diye. Bu da vatandaşta kabul görüyor. Ancak Cumhurbaşkanımızın bu ifadesine gelince, onun başka bir ifadesi daha var biliyorsunuz. Bir gece ansızın gelebilirim diyor. Bugünkü açıklama böyle ama yarın yani, akşam birdenbire değişebilir mi diyorsunuz? Tabii. Birdenbire her şey değişebilir. Sayın Cumhurbaşkanı politikayı iyi biliyor. Şu anda da AK Parti'nin artık çıkmazda olduğunu görüyor. Anket yaptırıyor, herkes yaptırıyor. Şu anda AK Parti
kamu nezdinde %35 ile %40 arasında bir oya sahip. Bu çok çarpıcı rakamlar bu bahsettiğiniz. Tabii ama bunu ben söylemiyorum. Böyle olursa zaten tek başına iktidar olabilme ihtimali ortadan kalkıyor. Zaten Cumhurbaşkanı seçilecek, bir kişi seçilecek. %50,1'i alması lazım. Muhtemelen. Evet. Onun için şimdi çok farklı bir yaklaşımla seçime gitmek istiyor. Halkı sarsmak istiyor. Ve benim gördüğüm kadarıyla bugün icra edilen politikanın özellikle belediye başkanlarının istifaya zorlanması, istifa ettirilmesi, bir metal yorgunluğundan bahsedilmesi ve bazı teşkilatların lağvedilmesi veya onların istifa etmeleri. Neticede Sayın Cumhurbaşkanı'nın sadece kendisinin tek başına cazibesiyle seçime gidecekler. Bir kadro hareketiyle gitmeyecek. Ben öyle zannediyorum. Yanlış olabilir. Ve böylece seçime giderken artık vatandaşa diyecekleri şu olacak: bana güven. Tam şunu sormak istiyordum. Evet. AK Parti'nin 15 yıllık siyasi geçmişini referans alarak gerek yerel yönetimler gerek genel seçimlerdeki grafik bir kenarda dursun. Yaşanan gelişmelerde bize güvenini sağlamak isteyen bir AK Parti mi var diyecektim. Evet. Siz tam tersini yapıyorlar. Vatandaşı sarsacaklar diyorsunuz. Tabii sarsıyor. Diyor burada ki çok farklı bir yönetim anlayışı var ama. Tabii. Bakın ben bir şey söyleyeyim size. Benim bir yıldır üzerinde durduğum hususları alt alta bir sıralasalar. Bir de son 1,5-2 ay zarfında Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, bakanların söylediklerini sıralasalar, şimdi söylediklerimizi birebir tekrar etmeye başladılar. İstanbul'u biz ya mahvettiniz diyorduk, onlar biz İstanbul'a ihanet ettik diyor. Benim söylediğimden daha ileriye gidiyor. Dış politika içinden çıkılmaz hale geldi. Ekonomide çok büyük hatalar yapmışız diyor. Ne için söylüyor? Çünkü biz bunların tepesine basa basa söylüyoruz. Söylediklerimiz doğru. Yalnız bizim gördüğümüz ne? Bizim gördüğümüz bu doğruları kabullenmeye başladılar. Söylediğimiz çözümlere yanaşmıyorlar. Çünkü mesele yanlışı tespit etmek değil ki sadece. Siz bir yerde bir problem olduğunu tespit edebilirsiniz. Hı hı. Ama hükümetseniz o problemi çözmekle mükellefsiniz. İstanbul mahvettik hepimiz. Nasıl düzelecek? Şimdi ben hükümete söyleyeyim. Kimse söyleyeceğim sorunun cevabını benim dediğim gibi veremez. İstanbul'un problemlerinin çözülmesi için birinci adım Anadolu'nun kalkınmasıdır. İstanbul'a göçün durdurulmasıdır. Bunu söyleyemezler. Çünkü İstanbul'u büyütmek, nüfusunu artırmak onlar için bir ideal. İstanbul kanalının, Kanal İstanbul'un ne faydası var? Ben diyorum ya, şu yaptığınız projelerin fizibilite etütlerini bir gösterin. Bunların karlılığını görelim. Bunların projelerinin muhtevasını görelim. Bunun ne kadarını biz yapıyoruz, ne kadarı dışarıdan geliyor? Bunun verimliliği ne? Devletin üzerine bir yük getirecek mi? İşte Osman Gazi Köprüsü devletin değil, milletin sırtına yük oldu. Neden? Açıkta kalan para vatandaş tarafından, yani devlet tarafından ödeniyor ama vatandaş tarafından ödeniyor demektir. Onun için bir yerde bir hatayı tespit etmek başka. Yani İstanbul'un mahvolması sadece görüntüsünün mahvolması değil. İstanbul yaşanamaz bir kent haline geliyor. Zannediyorlar ki biz tüp geçitleri, yer altındaki metroları, yolları daha verimli hale getirelim. Bu iş çözülür. Hayır, çözülmez. Onları siz bugünkü haliyle çözüme kavuşturursunuz. Vatandaş da der ki ha ya, problemler çözülüyor, ben gideyim. Halbuki İstanbul'un probleminin çözülmesi önce Anadolu'nun kalkınmasıyla başlar. Bunu dedikleri zaman Anadolu'ya ciddi yatırımların yapılması gerekir. Anadolu dediğimiz zaman da önce tarımın, hayvancılığın, bunların tutulması gerekir. Tarım Bakanı'nın ifadelerine bir bakın. Ben şaşırıyorum. Ben duymamıştım. Geçenlerde bir baktık ki bizim Tarım Bakanlığı Sudan'da 5 milyon dönüm arazi kiralamaya, Arjantin'de ve Ukrayna'da
meralar kiralamaya karar vermişler. Yahu Allah ülkemizin mera alanları, bizim meralarımız, bizim ekilmeyen topraklarımız dururken böyle bir yola gidilir mi? Et ithalatı, tarımda üretime kota gibi birçok detay var aslında. Yani bu detayda mesela ben yani çözüm olarak diyorum. Her konuda bu böyledir. İster tarım, ister hayvancılık, ister madencilik, ister sanayi. Üretici önce korunacak. Üretici. Çünkü esas ülkeyi besleyen üreticidir. İstihdamı doğuran üreticidir. Onun ürettiğinin geliri bütün ülkeye yayılır bilahare. Diğer masraflar bunun üzerine elbette biner. Ama şimdi siz tarımda üreticiyi destekleme yerine ben ucuz et getireyim, besicinin canına okuyayım, daha ucuza et satsın. Ya adamcağız... Rekabet edemiyorlar. Hayır, adamcağızın rekabet gücü olmadığı için et fiyatı yüksek. Bir hükümet bunu idrak etmezse bir tarım bakanı, o tarım bakanı bizim et problemimizi, tarım problemini, hayvancılığın problemlerini nasıl çözer? Bunu idrak etmesi icap eder önce. Tarımda ve hayvancılıkta girdiler ucuzlayacak. Avrupa, Amerika böyle yapıyor. Girdiler ucuzlayacak. Bunların kullandığı hiçbir şeyde, malda vergi olmayacak. Mazotta da olmuyor. Mazotun fiyatı 1/3'e düşer. Gübre dediğiniz yarı yarıya iner. Siz bunları sağladığınız zaman kendiliğinden fiyatlar aşağıya çekilir, üretici kar etmeye başlar. Oysa her seçim döneminin klişe vaadidir ama bir türlü yerine getirilemez ve çiftçinin hani yüzünün güldüğünü çok nadiren görmekteyiz. Biz gördük sadece bizim zamanımızda. biraz önceki verdiğiniz örneklerden hani yaşım itibariyle okuduğumuz dönemlerde hatırlamaktayım. Partinizin kökbağ ilişkisine baktığımızda merhum Necmettin Erbakan'ın milli ekonomi modeli aslında bugüne gelinen Saadet Partisi'nde de sanıyorum özünü korumaya ve yaşatılmaya çalışılıyor. Aynen koruyor. Ama bir türlü hayata geçirilmesi noktasında şimdiye kadar hayat bulan hükümetlerde çok net karşılıklar bulamadığını söylesek yeridir sanıyorum. Maalesef tabii. Maalesef şimdi şu var, biz üretim desteklensin dediğimiz zaman şunu dikkate almak icap eder. Her sahada, yani sadece tarım ve hayvancılık değil, madencilikte de, enerjide de, hı hı, ama özellikle sanayide, küçük sanayide, orta büyüklükteki ve büyük sanayide, bunlara devlet sahip çıkmak mecburiyetinde. Siz bunlara sahip çıkmazsanız, bunlar bir ülkede gelişmez. Hiçbir yatırımcı ileride başı sıkıştığı zaman kendi devletinin kendi arkasında durabileceğine güvenmezse yatırıma girmez. Dünyanın her yerinde bu böyledir. İster Amerika'ya gidin, ister Avrupa'ya gelin. İsterseniz bugünkü komünist ülkeler ekonomide kapitalist sisteme döndüler. Nereye giderseniz gidin, yatırım yapan insan başı, çünkü kendisi yatırım yapan insan hele ihracata girdiği zaman ithalat ikamesi sağladığı, yani Türkiye'ye gelen maldan daha ucuzunu yapmak mecburiyetinde kaldığı zaman bazen haksız rekabetle karşı karşıya kalır. O zaman devlet onun yanında olmak mecburiyetinde. Bunu sağlamazsanız olmaz. Krediyi de öyle vereceksiniz. Ham maddesini de o şekilde karşılayacaksınız. Satışa çıktığı zaman, ürün piyasaya çıktığı zaman ürünün fiyatının yerde sürünmemesi için mutlaka devlet alımda gerekli desteği vermeli. Fonu oluşturmalı. Bunlar olmazsa olmaz. İşte şimdi ben geçenlerde Ordu'dayım. Tekrar gideceğim Ordu'ya. Giresun'da, Ordu'da. Hem de fındıkla ilgili bir açık basın toplantısı yaptım ben. Meydanda yaptım ki millet de gelsin diye. Fındık üreticileri de tabii bu yıl ne kadar sesini yükseltti. Evet. O konuda ama bizim Malatyalı üreticiler işte ben de şimdi dönüyorum. Kayısıya hani üzülerek söylüyorum. Sahip bulamadı efendim. Tabii. Şimdi bakın, fındıkta biz, kayısı biraz daha farklı ama fındıkta biz yüzde dünyanın 75'ini üretiyoruz. Kayısıda da Malatya kayısısının kalitesini herkes biliyor. Bütün dünya çapında da bunun bir pazarı tabii var. Rezerv çok yüksek. Ama
verim fazla olduğu zaman, üretim fazla olduğu zaman ister istemez fiyatlar aşağı doğru çekilir. İşte o zaman devletin gelmesi lazım. O zaman bir fon oluşturulması lazım. O zaman kayısı üreticisinin zarar görmemesi için tedbir alması lazım. Çünkü insan sıkıntılı zamanlarda devletin desteğini bekler. Bununla ilgili ben hiçbir çalışmaya şahit değilim. Böyle olduğu zaman da siz bunu yapamazsınız. Aynı şekilde sanayi için de bu geçerlidir. Aslında Malatya tabii bizim sadece tarım yönüyle özellikle tabii işte kayısının önemli olduğu bir ilimiz ama sanayi içinde uygun bir ortama sahip. Yani Türkiye'nin ortasında sayılan bir il. Bir zamanlar Sümerbank vardı, işte kapatıldı. Ya orada birkaç yüz işçi çalışıyordu en azından son zamanlarda. Eskiden birkaç bin insan çok çalışırdı. Çok ciddi bir istihdam vardı, evet. Şimdi onun yerine ne oldu? Bir yeni yatırım gelmedi. Onun için devletin, biz maalesef AK Parti'nin sanayi politikasını, tarım politikasını, ekonomi politikasını çok ama çok eksik, yanlış ve hatalı buluyor. İlk temelleri 1975 yılında Erbakan tarafından atıldı. Türkiye genelinde 200'ü aşkın tesisin tamamlanıp üretime geçmesi hedefleniyordu. 18 çimento fabrikası, 16 gübre fabrikası, 14 şeker fabrikası, 23 Sümerbank fabrikası, 6 Seka fabrikası, 77 büyük sanayi tesisi, 63 organize sanayi bölgesi ve 250 küçük sanayi sitesi, 32 ağır makine fabrikası, 4 takım tezgahı fabrikası, 10 adet motor sanayine ait tesis, 11 elektromekanik sanayine ait tesis, 3 araştırma merkezi ve 4 elektronik sanayine ait tesis bu projenin içinde yer alıyordu. Ben ağır sanayi yaptım. Benim fabrikalarımı Erbakan, küçük kıvılcımlarla büyük hedeflere ulaşmaktır. We'll be right back.